Efendim, yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Mustafa Kemal Atatürk'üne gülmesin. Şu an sizin coşkunuz ve bu güzel kalabalık sanatı ne kadar çok sevdiğinizin bir göstergesidir efendim. Çok teşekkür ederiz. Konserimizin bu bölümünde yine birbirinden güzel ve ustamalı türkülerimizle sizlerle birlikte olacağız efendim. İyi dinletiler.
Thank you.
Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu olarak şefimiz Zeki Atsız ve bizler adına hepinize çok teşekkür ederiz. Yüksek alkış, güçlü alkışlarınızla, güzel alkışlarınızla biz topluluğumuzu ve şefimizi gönderiyoruz. Ama ufak 5 dakikalık bir ara vereceğiz. Aradan sonra usta sanatçımız Selahattin Alpay hocamız sizlerle birlikte olacaktır. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ufak bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız. Tekrar hoş geldiniz efendim. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanata ve sanatçıya önem veren, bu güzel alanları siz değerli halklara açan, bizlerle sizleri buluşturup bu güzel ve sanat dolu gecenin oluşmasına katkı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Aziz Yenaya çok çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, sağ olun. Değerli konuklar, tabi sabırsızlıkla bekliyoruz artık sanatçı ağabeyimizi. Kendisi Türk halk müziğinin önemli isimlerinden birisi. Türkü ve insan sevdalısı. Onun sesiyle birçok türküyü sevdik ve dinledik. Nice Malatya türkülerini bizlere ve repertuarımıza kazandırdı. O bir duayen ve alkışlarınızla usta yorumcu Selahattin Alpay.
Değerli konuklar, aranızda olmaktan onur duyuyorum. Sevgilerime, saygılarıma lütfen kabul buyurun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yandan teşekkürler. Tabii başkanlığın yanında bir de hemşerim. Hem de Malatya'nın en güzel yerinden. Vallahi diyorum. Suyun gözünden, her zaman benim bir lafım vardı, derim ki kardeşim bir laf söyle ki suyun gözünden olsun. Dünyada bir İtalya'da var, bir de Malatya'da var. Övülmek gibi olmasın yani. Yine bugün Malatya'da onu tuttum. Aklınıza sığınıyorum. Kurban olduğumu yaratan direkt suyu Malatya, hem de suyun gözünden. O su var ya, kışında, yazında kimse hiçbir Malatyalı buzdolabından su içmez. Niye biliyor musun? Çünkü yaradan öyle vermiş ki ihtiyaç duymuyor. İşte suyun gözünden çok şanslısınız. Suyun gözünden gelen insan şu anda buranın belediye başkanı. Artık tabii ki yani övülmek gibi olmasın yani şimdi böyle Malatyalı demeyin, affınıza sığınıyorum. Ya kardeşim boşuna dememişler yani. İki tane mişmiş yiyen milletvekili. Üç tane yiyen bir yerde. Dört tane yiyen başbakan. Beş tane yiyen cumhurbaşkanı. Evet. İki tane başbakan, iki tane cumhurbaşkanı yetiştirdik. Allah'a çok şükürler olsun. Dileğim odur inşallah yakında sayın başbakanımız da en güzel alkışlarınızı rica ederim sayın başkanım. Bana hoş geldiniz diyorum. Bugün de teşekkürler. Sağ olun, var olun. E kardeşim tabii ki yani Malatya'da bir laf var, onu değil mi? Ama ne olursa olsun hemşerim ocağında misafir olmakta bana ayrı bir gurur verdi. Yalnız sayın başkanım kurban verene Allah'ını seversen bu tesisatı bir al çaresi olsun, yokluğun gözü kör olsun, o ayrı bir yol. Ben biliyorum ki bir dahaki sefere sayın başkanımın sağ olsun belediye olarak bana 50 bin dolar ödediler bu program için. Ama bir dahaki sefere ben para almadan geleceğim. Ama kardeşim elinden geleni yapıyor. Ona inanıyorum. Ama bir dahaki buyur başkanım. Aynen. Başımdan gözümden başkanım. Vallahi bilal üstüne ücret almadan geleceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü telafi etmem lazım. Bugün kardeşim fazla uzatmayalım. Aha biz bize oturdu. Biz bize evde oturuyor sohbet ediyor. Doğru mu? Doğru mu efendim? Evet Malatya'dan benim derlediğim hepinizin çok sevdiği güzel bir türkü var. Yalnız değerli arkadaşım okudu. Bu sarısın değil. Sarısın. Sarısın. Eğer benden beraber okumazsanız bu türküyü ve bundan sonraki türküleri Fatih Yüreğin ölüsün efendim. Gözünüzü seveyim bana. Açtık mı kardeş? Kurban verene. Evet. Alayım ses. Etek sarı